Merhaba arkadaşlar, ben İknur Ateş. Hatay'ım, Almanya'dan geliyorum. Hatay'ı birlikte keşfedeceğiz. Bugün ilk bölümü Manastır'dayız. Sankt Simon Manastırı'ndayız. Lütfen takipte kalın ve hatay.com'u takip etmeyi unutmayın. Simon 400 ile 500 yıl arasında milattan sonra Kilikya Suriye sınırında doğmuş, ailesini çok küçük yaşta depremde kaybetmiş ve kendini tamamen dine adamıştır. Kendisiyle aynı adda yaşlı Simon diye adlanıyor, Halep'e gidiyor ve ondan sıkı bir din eğitimi alıyor. Eğitimden sonra tekrar Antakya'ya döndüğünde ise insanlardan tamamen uzak bir hayat yaşamak istediği için kendini kentin dışına bir mağaraya 3 yıl boyunca hapsediyor. 3 yıldan sonra dağın tepesine çıkıyor ve kendini orada yine bir etrafını çemberleyip kayaya zincirleyip orada yaşamını sürdürüyor ve insanlar, Hristiyan kesim daha çok, bu sabırlılığını, dayanıklılığını duyuyorlar ve yavaş yavaş kendisine akın etmeye başlıyorlar ve ondan yardım, işte hastalıklara şifa bulmak için yardım istiyorlar. Sonra bu söylentiler çoğaldıkça, ünlendikçe daha da fazla dünyanın her bir yanından insanlar akın etmeye başlıyor. Ve bir gün artık Aziz Simon bundan bıkıp kendini dağın en tepesine bir sütunun üstünde inzivaya çekerek, yani yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde 40-45 yıl boyunca inzivaya çekerek yaşamını orada sonlandırıyor. Yani şaşırtıcı derecede değişik bir motifler, yani harika. Şöyle aşağı baktığınızda yukarıda böyle delik delikler var, aşağıda da böyle yol gibi bir şeyler yapmışlar. Tabii zaman zaman bazı kayalarda da böyle haç motifleri görebilirsiniz. İleride bir mağara var. Bir bakalım. Çok gizemli duruyor. Şöyle çıkarayım. Kocamanmış. Yani anlattıklarına göre o kendini zincirlediği, hapis ettiği mağara büyük ihtimalle burası. Çok da ilginç. Kendisini nasıl buraya kapatmış. Şöyle bir bakalım. Ben buraya hayatta giremezdim. Sabrını, dayanıklılığını gerçekten de takdir ediyorum. Kendisini mağaraya kapatıp tamamen 3 yıl boyunca kendisini bir mağaraya kapatmış. Ondan sonra kendisini yetmemiş, kayalara zincirlemiş. Kayalara zincirlediği mağara da büyük ihtimalle burasıdır. Çünkü gerçekten insanlardan kaçabilmek için yaratılmış. Yani kimsenin bulamayacağı şekilde, gelin görün.